olabilir. Onu bulmalıyız. Acele edelim. Yakın olabiliriz. Tamam. Peaches'ın bugün dondurma istediğini sanmıyorum. Ah, Shani'nin sesine benziyor. Neler olduğuna baksam iyi olur. Belki Peaches'ı bulmama yardımcı olur. Getirdiğin için sağ ol dostum. Bunu düzeltebilir miyim? Bir bakalım. Elbette sana yardım ediyorum. Para deliği mekanizmasına ulaşabilir misin? Hiç sorun değil. Sağ ol Polly, bir harikasın. Bakalım oyunu da onarabilecek miyim? Galiba başardım. Dikkat et! Ucuz atlattım. Sağ ol Shani. Seni o durumdan kurtardığıma göre dondurulmuş yoğurt yemeye gitmek ister misin? Böyle iyiyim. Sanırım bugünlük yeterince dondurma macerası yaşadım. Bu da ne demek? Seninle karşılaşmadan önce bir köpeğin sırtında dondurma kamyonetini kovalıyordum. Ne? Neden? Peaches evden kaçtı. Oh hayır. Her yere baktım. Sokaklara, parka. Ama ondan iz yok. Gideli birkaç saat oldu. Endişelenmeye başlıyorum. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Onu bulacağız Polly. Daha büyük bir arama başlatalım hadi. Hatta ilanlar bile asabiliriz. Bu harika bir fikir. Şunu duyuyor musun? Belki de Peaches'tir. Her kimse yardıma ihtiyacı var gibi. Hadi. Devam edecek. Bu Aliana. Bu akşam eğlence parkında şarkı yarışması varmış. İnanamıyorum. Bu çok heyecanlı. Değil mi? Uzaydan mesaj alabilmemiz inanılmaz bir şey.
Sizce biz de katılabilir miyiz? Bizim adımızı yarışmaya yazdırabilir misin? Belki büyükannem çoktan yazdırmıştır. Zaten yazılmışsınız. Gülen surat. Evet. Bu yaz aldığımız şan derslerine gerçekten değdi. Üstünde çalıştığımız yeni şarkıyı söyleyebiliriz. Bateri yeteneklerimi sergileme zamanı. Ve benim elektro gitar yeteneklerimi. Hadi gidelim. Eğlence Parkı yeni şarkımızı söylemek için mükemmel bir yer. Küçülme gücü. Minik yolculuk. Kızlar, sizi gördüğüme çok sevindim. Az önce tuhaf bir şey oldu ve aydınlatma artık çalışmıyor. Sahne ışıkları olmadan devam edemeyiz. Kızlar, Lama diyarındaki disko topu tarlasını hatırlıyor musunuz? Biliyorsunuz, normal sebze tarlası gibi ama disko topları yetişiyor. Aa, evet. Endişelenme, biz hallederiz. Hazır mısınız kızlar? Merhaba. Siz de mi parıltı bahçıvanlığı havasındasınız? Sayılır. Acaba birkaç disko topu alabilir miyiz diye düşünüyorduk. Eğlence Parkı'ndaki şarkı yarışması sahne ışıklarını düzeltmezsek iptal edilecek. Bir gösteriyi iptal etmek mi? Olmaz. Biz Lamalar her zaman sanatı destekleriz. İstediğiniz kadar disko topu alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Dan. Günü kurtardın. Sizin için birkaç özel hediyem var. Bayıldım. Tekrar teşekkürler. Bunlar gösteriyi aydınlatmak için mükemmel olacak. Özel efektler için hazır mısınız? Evet. Kızlar. Bugün doğum günüm. Woohoo! Yapılacak çok iş var. Dünyanın en güzel doğum günü pastasını yapmak istiyorum. Ve Kaykay Parkı'nda Shani, Nicholas ve Layla ile yarışmak istiyorum. Ah, ve ayrıca oyun salonunda tüm gün oyun oynayabiliriz. Hayır, bekleyin. Aslında bugün herkesi helikopter gezisine çıkarmak istiyorum. Sadece yeni bir pervane eklemem gerek. Bir bakalım. Layla'dan yardım isteyeceğim. Eşyaları arasından mükemmel bir pervane bulacağımıza eminim. Ah, Shani, iyi misin? Çok özür dilerim. Evet, iyiyim. Merak etme, bu arada nice yıllara. Teşekkür ederim. Herkesle kutlamak için çok heyecanlıyım. Hayır, bırak lütfen. Bunu ben hallederim. Çok üzgünüm ama bugün meşgulüm. Şey yapacağım, bilim projemi bitireceğim. Başka zaman kutlarız. Görüşürüz. Tamam. Hoşça kal. Merhaba Layla. Ben de seni arıyordum. Helikopterim için pervane bulmama yardım eder misin? Doğum günüm için herkesi gezmeye çıkarmaya. Üzgünüm Polly. Bugünkü programım gerçekten çok yoğun. Sonra görüşürüz olur mu? Oo, ve iyi ki doğdun. Sağ ol. Bugün neden herkes bu kadar meşgul? Peki, sanırım helikopter gezisi yapamayacağız. Ama belki Nicholas Kaykay Parkı'ndadır. Kesinlikle benimle yarışmak ister.
Merhaba doğum günü kızı. Nicholas bekle. Yarışmak istiyordum. Üzgünüm, geciktim. Gitmeliyim ama sonra görüşürüz. Benimle kutlama yapmadıklarına inanamıyorum. Belki de yeni bir şey deneyebilirim. Küçülme gücü. Bu çok eğlenceli. Diğerleri bunu cidden kaçırıyor. Bugünlük bu kadar yeter. Aslında tüm günümü oyun salonunda geçirebilirim. Vay! Bir eğlence var galiba. Gidip bir bakalım. Hadi büyü! İnanılmaz. Teşekkür ederim çocuklar. Parti vermemizi beklemiyordun değil mi? Tamamdır. Hadi partiyi başlatalım. Pastayı kendi ellerimizle yaptık. Çok lezzetli görünüyor. Bugün çarpıştığımızda planımızı anlamandan çok korkmuştum Polly. Neyse ki torbadan düşen mumları görmemiştin. Tamam Polly. Bir dilek tut. Benim bir şey dilememe gerek yok. Zaten dünyanın en iyi dostlarına sahibim. Hadi mumları birlikte üfleyelim. Bir, iki, üç. Nice yıllara Polly. Ve dikkat. Tamam kızlar, gün bugündür. Pazar cumartesinden sonraki gün efendim. Evet, bugün pazar ama... Tam olarak Aralık ayında bir pazar, yılın 12. ayı. Ayrıca yılbaşı sezonu olarak da bilinir efendim. Mükemmel. Şu anda saat 3. Bu da bize evimdeki tatil film maratonuna yetişmek için tam olarak 60 dakika veriyor kızlar. Şimdi AVM'nin önünde dağıtılan ev yapımı leziz kurabiyeler yüzünden biraz geç geldi. Ama hepsi geçmişte kaldı. Şani? AVM'de umut vadeden birkaç konum mevcut. Ve alıntı yapıyorum. En müthiş, en harika, en yılbaşı tarzı hediyeler burada. Vazifemiz belli. Şimdi oraya gidip birbirimiz için en iyi yılbaşı hediyelerini alalım. Tamam. Hazır. Dikkat. Başla. Pek renkli değil. Pek desenli değil. Oo, çok renkli ve fazla desenli. İmkansız! Şık kostümler olan bir karate dükkanı. Oh, yapma Lala, güçlü ol. Bugün arkadaşlarına hediye almanla ilgili, kendine değil. Ama bir kızın en iyi dostu kendi olmalı da derler. Hayır, hayır. Odaklan. Bakalım. Bu oyunda gezegenler atıştırmalık. Ama bunda gezegenler pizza. Seçim yapmak imkansız bir şey. Tamam. Yapacağımı buldum. Sonucu fiyat belirlesin. Peki. İşte geldi.
babamın isteyebileceği en büyük hediye dükkanı. İnternet sitelerine göre... Vay canına. Acaba siteleri ne kadar eski? Belki de yardım istemeliyim. Merhaba. Kimse yok mu? Evet, bu daha kötü. Shani, nasıl gidiyor güzellik? Layla, bu işler nasıl işler? Lani, Shayla, yani Layla, Shani. Sizi burada görmek çok güzel. Yani görevler nasıl gidiyor? Tadını kaçırmak istemem. Tamamen sürpriz olsun istiyorum. Peki ya siz? Aynı. Burada tadı kaçan bir şey yok. Peki ya sen Polly? Bu sene şey almak istiyorum demiştin. Çok daha güzel hediyeler. Ne dedim ama... Hediye dükkanı fazla özel bir yer çıktı. Sanırım görev başarısız oldu kızlar. Yani... Sen bir şey bulamadın mı? Ben de sizin için hediye bulamamıştım. Uzay ya da gezegenler arasında seçim yapmaya kadar gelmiştim. Yani ne zor bir seçim. Ve benim dükkana gidecek vaktim bile olmadı. Yolda biraz dikkatim dağılmış olabilir ve ben fark etmeden mağaza kapandı. Sonsuz seçenekler buraya kadarmış. Yılbaşı için size hep hediyeler yapmak isterdim ama... Bunun gibi büyük bir AVM'den bir şey istersiniz diye düşünmüştüm. Şaka mı yapıyorsun? Başından beri oynamamız için özel bir kart oyunu yapmayı düşünüyorum ben. Ve düşünmek derken planladım, yaptım ve annemler üzerinde denedim. Ben de size yılbaşı için bazı tasarımlar çizmiştim. Elbette arkadaşlara özel moda stüdyomdan... Hediye operasyonunu iptal edip yerine hediye yapımı operasyonunu yapmamıza izin var mı? İzin! Verildi. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Küçülme gücü! Bir bakalım. Orası en sevdiği yer. Peaches! Peaches neredesin? Burada değil. Hayır, burada da yok. Acaba buralarda kahverengi ve beyaz küçük bir köpek gördünüz mü? Hayır, üzgünüm. Hayır, hayır, üzgünüm, hayır. Geri gel Peaches. Peaches, eğer beni duyuyorsan havla. Bakalım. Bir köpeği bulmak istiyorsan onun gibi düşün. Sen yan evdeki Peaches'ın en iyi dostusun. Belki onu bulmama yardım edebilirsin. Tamam dostum. Beni Peaches'a götürebilir misin?
Küçülme gücün. Hadi gidelim. Ama daha yavaş. Sessiz ol. Gözden uzak kalalım, tamam mı? Ne buldun dostum? Kesinlikle köpek izleri. Belki Peaches'ındır. Bu taraftan. Bakalım. Aa, zavallı şey. İyi misin dostum? Aa, hayır, bir diken. Bir fikrim var. Hadi büyü. Hiç endişelenme. Kısa zamanda koşturmaya başlarsın. İşte oldu. Endişelenme, her şey yolunda. Ne kadar şirinsin. Belli ki sen de öyle. Gidelim.